Böyle ağır bir gündem içerisinden geçtiğimiz için ve bu gündem'i e, huzur içerisinde, refah içerisinde, barış içerisinde e, ve sükunet içerisinde atlatmamızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Milletimiz'e geçmiş olsun diyorum. Hemen sözlerimin başında Türkiye'nin seçilmiş hükümetine, Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanına, milli idare, iradenin tecelli ettiği millet meclisine milletimizin güvenliğini tesis eden güvenlik kuvvetlerimize, silahlı kuvvetlerimize, genel kurmay başkanımıza ve yine milletimizin güvenliğini sağlamak için can siperane mücadele eden emniyet kuvvetlerimize geçmiş olsun diyorum. Milletimize geçmiş olsun diyorum. Şehitlerimize cenab-ı haktan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. 15 Temmuz gecesi herhalde son yılların Türkiye tarihi açısından, milletimiz açısından en uzun, en acı, en kaygılı, en üzüntülü gecesi olmuştur. Evet. Ama aynı zamanda milletimizin tarihi açısından en kıvançlı, en onurlu, en haysiyetli, en şerefli gecesi olmuştur. Evet. Aynı gecede, aynı kaygının, acının, korkunun, endişenin yaşandığı gecede milleti millet yapan cesaretin, şecaatin, asaletin, nasıl tecelli ettiğini de birlikte görmüş olduk. Allah'a hamdolsun milletimiz bu hukukuna sahip çıktı. Öncelikle bir defa darbe teşebbüsü bizatihi kötü bir şeydir. Milletin maslahatına olan bir şey değildir. Darbeler acının, gözyaşının, ızdırabın, hüznün adıdır. Darbeler hukukun engellenmesinin adıdır. Darbeler özgürlüklerin kısıtlanmasının adıdır. Darbeler baskının ve şiddetin adıdır. Orduyu ele geçirmeye çalışan FTO olarak bilinen paralel devlet yapılanmasının asker içerisindeki uzanımlarının Fethullahçı terör örgütü olarak güç kullanarak öncelikle ordu kademesini alaşağı edip komuta kademesini esir alarak, rehin tutarak önce orduyu ele geçirmek, arkasından da orduyla birlikte anayasal rejimi Değiştirerek seçilmiş meşru hükümeti görevinden uzaklaştırarak yönetime el koyma teşebbüsüdür. Gayri meşru mezmun bir teşebbüs ve girişimdir. Evet. Allah'a hamdolsun ki akim kalmıştır, başarısız kalmıştır. Milletin ve silahlı kuvvetlerimizin sağlam duruşu, dirayetli duruşu, kendisine yetki verilen siyasi rehberliğin hükümet idaresinin ...kararlı duruşu sayesinde... ...ve milletin cesareti sayesinde... ...akim kalmıştır. Evet. Türk milletinin engin sağduyusu... ...cesareti... ...basireti ve... ...yürekliliği... ...burada altı çizilmesi gereken bir Kesinlikle. husustur. Milletimizi millet... ...yapan değerlerin... ...gerisinde de tarih boyunca... ...milletimize manevi rehberlik yapmış olan... ...unsurların rolünü... ...dikkatten kaçırmayalım. Bu Necip millet tarih boyunca her ortamda milletin bekası için, dini devlet için, milletin huzur ve sükunu için her zaman üzerine düşen vazifeyi yapmıştır. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı verilirken, efendim milli meclis kurulurken, yeni bir cumhuriyet kurulurken, bağımsızlık savaşı verilirken milletin manevi rehberleri üzerine düşen görevi yapmışsa, bugün de milletin iradesine ve hukukuna sahip çıkma söz konusu olunca milletin değerlerini kendisine hatırlatarak yine onların yanında yer almıştır. Ma mafih biz o gün yaptığımız açıklamada, muhterem başkanımızın yaptığı açıklamada, kendi face hesaplarımızdan yaptığımız açıklamada milletin hukukuna sahip çıkmanın en yüksek dini vecibi olduğunu vurgulamışızdır. Ve aynı şekilde cebir ve şiddet kullanarak meşru idarelerin e, anayasal düzenin bozulmasının asla kabul edilemeyeceğini şiddetle ve önemle vurgulamışızdır. Ve aynı zamanda tabii ki bütün teşkilatımız harekete geçerek bu meş'um durum karşısında milletin yanında nasıl yer alacağımızı değerlendirerek hiçbir şiddete başvurmadan, halkın zayiatına sebebiyet vermeden, milletin vicdanını temsil eden mabetlerin, minarelerin ve camilerin milletin hukukuna sahip çıkması konusunda bir aracı unsur olarak kurulabileceği yönünde bir irade ortaya çıkmıştır. Ve hamdolsun din görevlilerimiz, müftülerimiz, imamlarımız, bütün teşkilatımız bu süre içerisinde o uzun gecede, yakın tarihimizin en ucu, uzun kabus gecesinde şiddetin ve kaygının e, zirve yaptığı ama aynı zamanda kıvancın ve onurun da ona karşılık geldiği milli onurunda karşılık geldiği o gecede milletin manevi rehberliğini yapan teşkilat görevlilerimiz, din gönüllülerimiz hepsi milletle beraber olmuştur, iç içe olmuştur. Tabii Anadolu'da tarih boyunca e, sala bize ebediyeti hatırlatan ve Allah'ı hatırlatan ebedi varoluşu hatırlatan dolayısıyla mutlak özgürlüğü hatırlatan bir simgesel unsurdur. Resulullah Efendimizin ismini yad ederek onun maneviyatını içimizde hissetmemizi sağlayan bir unsurdur. Dolayısıyla salayı duyduğu anda insanlar hakikaten o içlerinde taşıdıkları manevi coşku harekete geçmektedir. Özgürlüğe, bağımsızlığa, hukuka sahip çıkma duygusu zirve yapmaktadır. Ve milletimiz ben de müşahede ettim ezan salalar verildiği andan itibaren hakikaten hukukuna sahip çıkmak için anayasanın kendilerine verdiği millet iradesinin efendim tecelli ettiği meclise sahip çıkmak için meşru efendim yönetimin anayasal düzenin sağlanması için dolayısıyla kamu düzeninin özgürlüklerin hukukun korunması için bu özgürlük alanlarının muhafaza edilebilmesi için, e, can ve mal emniyetinin sağlanabilmesi için, bu temel ve zaman üstü değerlerin kurtulabilmesi için kurtulmak, kurtarmak için harekete geçmiştir. Bu salaların böyle bir manevi etkisi, vicdani etkisi olmuştur. Evet. Ve milletimizin din duygusu çok yüksek, dolayısıyla din istismarına çok rahat kapılabiliyor. Evet. Yani e, ve bu yapılar içerisinde pek çok masum samimi insan var. Servetini seferber eden insanlar var. Hayır duygusu çok yüksek. Din duygusu çok yüksek. Çocuklarını kurtarmak istiyor. Dünyanın bir takım efendim aldatmalarından kurtarmak istiyor. Terbiyeli olsun, ahlaklı olsun istiyor. İyi bir eğitim alsın istiyor. Ve bütün buna benzer şeyleri kendisine sunan yapılara da çocuklarını teslim ediyor. Dolayısıyla teslim ettiler. Ve bu çocukların çoğu aldatıldı, kandırıldı yahut istismar edildi ve içerisinden çok yanlış unsurlar ortaya çıktı ve bugün bunun acılarını toplum olarak hep birlikte çekiyoruz. Burada 79 milyon hepimize sorumluluk düşüyor. Dolayısıyla burada meşruiyeti olmayan, açık olmayan, şeffaf olmayan, denetlenemeyen, hesap veremeyen yapılara ne mali imkanlarını ne evlatlarını ne de vicdanlarını teslim etmemeleri gerekiyor. Ben bunu bu sizinle yaptığımız programlarda hep söylemişimdir. Kesinlikle. Yani açık olmayan, demokratik olmayan, şeffaf olmayan, hesap veremeyen yapılar her zaman istismar edebilir. İstismar unsuru olabilir. Buna karşı toplum olarak bilincimizi yükseltmek mecburiyetindeyiz. Türkiye modern zamanları yakalamış, kendisini güncellemiş, efendim değil mi? Efendim ve eğitimde işte üretimde kurumsallaşmada dünya ile bütünleşmede bir belli bir seviye yakalamıştır. Ama öyle anlaşılıyor ki Türkiye de bir üçüncü dünya ülkesi gibi olsun. Türkiye'de istikrarsız yönetimi belli olmayan, yarını belli olmayan, geleceği belli olmayan bir yapıya bürünsün. Türkiye'de de halkın iradesi değil, milletin kendi kendisini yönettiği bir irade değil, daha baskıcı, totaliter bir ortam olsun ki doğrudan e, o ülkeyi kontrol etmek kolay olabilsin. Ama bu ne Türkiye, Anadolu insanının tarihine, ne seciyesine, ne karakterine, ne de 20. yüzyılda ortaya koyduğu o şecaate ve performansa uyan bir duyum, durum değildir. Türkiye medeni bir ülkedir. Türkiye kurum ve kurul, anayasal bir düzen kurmuştur. Türkiye'de milli irade mecliste tecelli eder. Milletin e, Türkiye'de meşruiyetin siyasal ve toplumsal meşruiyetin, kurumsal meşruiyetin yegane adresi milli iradedir. Milleti millet yapan değerlerindir. Bu tescillenmiştir. Dolayısıyla bu iradeden ortaya çıkan anayasa belirleyici unsurdur. Anayasanın tayin ettiği, benimsediği anayasal kurumlar Türkiye'de meşruiyetini bu anayasadan ve bu milli iradeden alırlar. Şimdi bunu değiştirmeye çalışmak, bunu geri döndürmek, Türkiye'yi geriye götürmek demektir. Evet. Türkiye'yi bugün gelişmiş ülkelerin, modern dünyanın, efendim ilerlemiş ülkelerin sınıfından Türkiye'yi başka bir sınıfa, geri dünyalara iletmek. Komitacıların egemen olduğu, cuntacıların egemen olduğu, çıkarcıların, çıkar şebekelerinin egemen olduğu bir eski dünya ülkesi haline getirmektir. Büyük evet. milletimiz buna müsaade etmeyecektir.